Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda hüsnü zanda ölçü ne olmalı sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Malum insan bir takım zanlarda bulunur ve bu zan ya iyi olur veya kötü olur. Kötü zanla suizan deniliyor, iyi zan beslemeye de hüsnü zan deniliyor. Normalde bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine hüsnü zanda bulunur. Bir takım böyle yanlış hareketler bile görse tevil etmeye çalışır. Müslümanlar arasındaki münasebet hüsnü zan esasına dayalı olması gerekir. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meselenin başka bir boyutuna da dikkat çekiyor ve şöyle buyuruyor: düşmanlarınızdan suizan ile korununuz. Yani evet, Müslümanlar birbirine hüsnü zan yapacak ama düşmanlara karşı suizanda bulunmak lazım. Yani su uyur, düşman uyumaz. Her ne kadar dost görülse de bir yandan kuyunuzu kazmaya çalışabilir. Bu açıdan tedbirli olmakta fayda var. Müslümanlar arasında da maalesef bilhassa birkaç yüzyıldan bu yana ahlaki yönden erozyonlar oldu, çöküntüler meydana geldi. Ve bunun neticesinde bakıyorsunuz, insanların hüsnü zanını kıracak çok davranışlar oluyor. Müslüman Müslümanı kandırabiliyor. Müslüman Müslümanı aldatabiliyor. Bu durumda nereye kadar hüsnü zan edeceğiz? Bir takım böyle yanlışlara da hüsnü zandan mı bulunacağız? Bunu gerçekten bir düşünmek lazım. Bununla alakalı da şöyle bir ölçü nazara verilir: hüsnü zan, ademi itimat. Yani normalde Müslüman kardeşimize hüsnü zanda bulunuruz ama ademi itimat, tam güvenmemek. Orada bir soru işareti bırakmak, bir ihtiyat kaydı koymak, bunda da fayda var. Özellikle problem olan şahıslarla. Bir insanın gerçekten edebi, ahlakı, gidişatı gayet güzelse elbette buna karşı hüsnü zan esastır. Ama öte yandan yalpalayarak giden bir Müslümansa, bazen doğru bazen eğri olan birisi ise, haramlarla iç içe alude bir insansa, bu durumda onun muhatap olan insan sadece hüsnü zan edecek olursa yanılabilir. Özellikle mesela ticari işlerde, diyelim bir Müslüman kardeşiniz sizden borç istiyor. Böyle bir durumda durumunuz müsaitse ve ona da güveniyorsanız borç vermeniz uygun düşer. Bunu yazmak lazım, kaydetmek lazım. Ve bunu kendisine söylediğinizde, bunu kaydedelim dediğinizde o belki de şunu söyleyebilir: bana güvenmiyor musun? Bu çok yanlış bir değerlendirme olur. Bana güvenmiyor musun değil. Yani yazmak güvenmeye engel değildir. Hem güvenirsiniz hem de yazarsınız. Ve Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin sondan ikinci sayfasında Allah-u Teala tam bir sayfada bunu anlatıyor. Ve aranızda diyor, bu şekilde borçlanmalarda az da olsa çok da olsa yazın diyor. Bu her ne kadar illa vücub ifade etmez, illa bir zorunluluk ifade etmez ama yazmak her halükarda daha hayırlıdır. Çünkü insanlık hali, insan unutabiliyor. Siz unutmasanız muhatabınız unutabilir. Veya Allah korusun diyelim bir ölüm olayı olur, kaza olayı olur. Bu durumda onun varisleri borcu inkar edebilirler. Demek ki her halükarda hüsnü zan bile olsa bu gibi ticari muamelelerde bunları kaydetmek, yazmak daha uygundur. Ve borç para alan kişi bunu yazdırmaktan çekinmemeli. Bana güvenmiyor musun tarzında bir noktaya da işi getirmemeli. Evet, mümin mümine güvenir, inanır. Öyle olması gerekir. Fakat günümüzde o kadar suistimallerde oluyor ki kardeş kardeşe tam güvenemiyor. Baba evladına tam güvenemiyor. Böyle bir ortamda, ahlaki erozyonun olduğu bir ortamda hüsnü zanla beraber bir ihtiyat kaydı bırakmak ve ona göre tedbirli olmakta fayda var. Ama normal şartlarda elbette ki bir insanı hemen suizanla kötü bir şekilde değerlendirmek, bu da uygun değildir. Diyelim güvendiğiniz bir insan, birahanede gördünüz. Geçerken oradan birahanede gördünüz. Eyvah, bu da buraya düşmüş. Artık bu da içki içen biri haline gelmiş demek yerine, insan orada hüsnü zanla herhalde bir tanıdığını oradan kurtarmak için gitmiştir.
veya bir işi vardır, görmek için gitmiştir gibi hüsnü zanla meseleye bakmak, o tarzda yaklaşmak bir esastır. Belki meselenin bir başka yönü de şu: başkalarına suizan eden kendisi de suizanına maruz kalır. Başkalarının fiil ve davranışlarını kötü bir şekilde yorumlayan bir kimsenin kendi fiil ve davranışları da kötü tarzda yorumlanmaya başlar. Bu konuda deniliyor ki men dakka dukka, yani kim yaparsa bunun karşılığını görür. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve cezaü seyyiatin seyyiatun misluha buyuruyor. Yani kötülüğün karşılığı, cezası misli bir karşılıktır. Ve şu dünya gerçekten de herkesin ettiğini bulduğu bir dünyadır. Etme bulma dünyası derler ya, insan hüsnü zan ederse hüsnü zanına maruz kalır, muhatap olur. Suizan ederse başkaları tarafından suizanına maruz kalır. Demek ki Müslümanlar arasında hüsnü zan esas olmalı ama yer yer bir ihtiyat kaydı da bırakılmalı ve ona göre hal ve hareketlerimiz değerlendirilmeli. Bunu yapabildiğimizde toplumda gerçekten birbirine güven daha artar ve insanlar daha böyle dengeli bir hayatı devam ettirirler ve birbirlerinin hal ve hareketlerini ölçüp biçerlerken ona göre daha istikametli bir şekilde giderler. Ahlaki yönden dost doğru gidebilmek, tam bir çizgide istikametli bir şekilde gidebilmek, bu o kadar